Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı programımıza başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm ready teacher. Harikasını tebrik ediyorum. Bugün sizlerle birlikte. Bıca, LGS'de ara ara hatam çıkınca canım çok sıkılıyor. Nasıl fullerim? Biliyorum Tonguç'um. Hiç endişelenmene gerek yok. LGS İngilizce'de de bugünkü yazılımıza da mükemmel bir şekilde 3 adımda süper bir not alacağız. LGS İngilizce'de çıkabilecek bazı bilgileri sana tek tek vurgulayacağım. Üç tane önemli şey var. Bunları yapman lazım. Birincisi LGS İngilizce'de arkadaşlar gramer sorulmuyor. Yani böyle net bir şekilde he ...şeyden sonra el sakızı gelir, şeyden sonra... ...öyle şeyler yok. Direkt kelime soruluyor... ...ifade soruluyor. Dolayısıyla senin... Bol bol kelime çalışman gerekiyor. Birinci adımda ne yapacağız? Öncelikle Milliyetin Bakanlığı biliyorsun yazılarımız için ortak soru dağılım tabloları yayınladı. Ve bu soru dağılım tablolarında bizler için süper bir şekilde örnek sorular verdi. Bu sorular aynı zamanda LGS'de de gelebilecek sorular. Yani yazılda çıkar demek, LGS'de de çıkar demek. Bunu test şeklinde size sorabilirler. Buradaki kelimelerin her birini bilin arkadaşlar. Bizler şimdi birazdan buradaki sorulara benzer süper sorular hazırladık. Hatta şöyle göstereyim bak. Böyle map örnek yazılı sorusu benzeri var. Bu soruların çözümlerini dikkatlice dinlemeniz lazım. Burada bilmediğiniz kelime varsa mesela video games, oyunlar bunu bilmen lazım veya da purpose, amaç demek. Burada bilmediğin kelime kalmamalı. Yani burada bize verilen Örnek soru dağılım tablolarındaki örnek soruların her biri çok çok değerli Tonguç Elad Buradan yapacağım çalışmalar sayesinde LGS'ye de çok güzel göz kırpmış olacağız. Bu bir. İkincisi ve en önemlisi burada çalışırken bizim en büyük yardımcımız yazı notları olacak ikinci adımda. Bu yazın notların içerisinde her bir üniteyle alakalı kelimelerimiz zaten var. Mesela diyelim ki ne demiş? Chores. Burada işte cooking, decorate, dishwasher, duties, family members, female, furniture her bir kelimeyi biz sayfa 164'te yazmışız ve hatta household chores sayfa 165'te var. Buradan yanımıza bu küçük ufacık şeyi gezdirerek çalıştığımızda da kelimeler aklımıza kalacak. Küçük kartlara yazarsak çok daha hızlı bir şekilde öğreniriz. Onu da bir kez hatırlatmak istiyorum. Üçüncü ve en önemli adımda da tabii ki yazılı denemeleri. Buradan da dersimizin sonunda ödevi vereceğim. Burada sayfalarımızı göstereceğim. Ama istersen şimdi gel bu da kaldıralım. Gel hemen yazılı programımıza başlayalım. <laughs> Öncelikle... İlk başta Adventures yani maceralar ünitesiyle başlıyoruz. Maceralar ünitesinde öğrenmemiz gereken birçok kelime var. Bu kelimelerin her birini zaten bizler net bir şekilde sayfa 152'de yazı notlarına yazdık. Bu kelimeleri buradan çalışmanız lazım. Bu bir. Şimdi bakalım. Demiş ki Making Comparisons yani karşılaştırma cümleleri yapıyoruz. Skydiving is more exciting than scuba diving. Bak. Skydiving nedir? Gökyüzü dalışı. Yani esasında serbest paraşüt. Yani diving dalış demek, sky gökyüzü demek. Serbest dalıyorsun. Allah ne verdiyse direkt e, atlıyorsun uçaktan. uçaktan. Skydiving is more exciting, daha heyecan vericiymiş, daha güzelmiş den scuba diving. Scuba diving de tüple dalış. Yani denizin altına dalmak. Şimdi burada bunları bir kere seviyoruz, bunları yapıyoruz. Bu önemli. Buradaki ifade şu more ifadesi yani comparison'ı yani karşılaştırmayı bu sağlıyor. Exciting uzun bir e, sıfat olduğu için buraya dangerous der, tehlikeli der tamam mı? İşte beautiful der, güzel. Difficult der, zor. Böyle uzun sıfatlar verirse more'u rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu da çok çok önemli Tonguç Eladi benim. Şimdi devam ediyoruz. Expressing preferences tercihlerimiz ise preferden sonra sevdiğimiz şeyi söylüyoruz. To'dan sonra ise sevmediğimiz şey söylüyor. To diyoruz yani. Bak burada demiş ki I prefer land sports to air sports. Ben kara sporlarını hava sporlarına tercih ederim. Demek ki bu adam land sport kara sporlarını seviyor. Hava sporlarını sevmiyor. Bakalım. Bir de giving explanations and reasons. Açıklamalar ve sebepler veriyoruz. Mesela I would rather go skiing because it is more enjoyable. Ben I would rather preferle aynı şey. Ben ee, kayak yapmaya gidelim diyor. Neden? Sebebini açıklıyor. Because it is more enjoyable. Çünkü çok eğlenceli diyor. Şimdi burada bir sürü kelime var gördüğünüz gibi. Enjoyable, eğlenceli. Prefer, tercih etmek. Would rather, tercih etmek yani sevmek. Skydiving, serbest paraşüt. Scuba diving, tüple dalış. Bunların her birini bilmemiz lazım. Kelimeler önemli. Hem LGS'de çıkan sorularda hem de yazılıda Kelime eksiğinizden kaçıracağınız için kelimelere dikkat etmemiz lazım. Hemen başlayalım sorularımıza. Demiş ki... Look at the table. Tabloya bakın. And write down. Yazın aşağı. A short paragraph. Kısa bir paragraf. Using comparatives. Karşılaştırma cümleleri kullanarak kısa bir paragraf yazın diyor. Hadi bakalım yazalım. Şimdi... Demiş ki... Interesting, ilginç. Extreme, zor. ekstrem spor yani. Safe, güvenli. Hard da yine zor anlamına geliyor. Şimdi... Burada yapmamız gereken şey şu. Land sports... Air sports water sports. Burada en fazla noktayı e, tabii ki de su sporları almış. Gördüğün gibi bak 2 4 6 tane nokta var. Burada ise 2 nokta var. O zaman en ilginç olanı tabii ki water sports oluyor. Air sports ve land sports water sports'tan daha az ilginç. O zaman şöyle diyeceğiz. Land sports bak şimdi buradan başlıyorum. Land sports kara sporları çoğul olduğu için R koyuyoruz. Land sports R less interesting diyoruz bak daha az ilginç diyoruz tamam mı? Ya da bunun tam tersi şöyle diyebilirsin. Water sports, water sports are more interesting de diyebilirsin. Daha ilginç de diyebilirsin. Çünkü daha ilginç olan, daha fazla yeşil noktası olan water sports, su sporları. Ama daha az noktası olanlar da land sports, kara sporları. Bir de den demen gerekiyor. Şimdi kara sporları daha az ilginç neyden? Hava sporlarından ve sporlarından. Den diyebilirsin. Cümleyi devam ettirebilirsin. Den işte air sports diyebilirsin. Bu kadar basit. Kara sporları daha az ilginçtir hava sporlarından. Veyahut da water sports su sporları daha ilginçtir. Neyden? Eksiden de daha ilginç. Den işte land sports diyebilirsin. Veyahut da su sporları diyebilirsin. Hiç fark, hava sporları diyebilirsin. Hiç fark etmez. Şimdi sonuçta buradakilerden hangisinden daha... ...şeyse, ilginçse... ...onların ikisini yazabilirsin. Burada kesin olan bir şey var. Daha fazla dediğin zaman... ...more... ...daha az dediğin zaman... ...less kullanman gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Ee, bir paragraf yazdığı için devam ediyoruz. Şimdi... ...mesela... ...safe'ı kullanalım mesela. Ne diyebiliriz? Burada... Ee, ...su sporları... ...daha safe'miş. Daha böyle güvenliymiş yani. O zaman diyeceksin ki... ...water sports... ...su sporları... ...yazdık buraya güzel bir şekilde... Yine arı koyacağız. Yüklemimiz bu çünkü. Daha safe yani safe ama safe kısa bir sıfat olduğu için more safe demiyoruz da safer şeklinde söylüyoruz. Safer daha söylerken uzun sıfatlarda more getiriyoruz ama kısa sıfatlarda sadece er getirmeyiz. Safer den neyden daha güvenli mesela? Hava sporlarına daha hakikaten su sporları hava sporlarına daha güvenli. Safer den e, air sports diyebiliyorsun. Veyahut da mesela Kara sporları su sporlarından daha zormuş. O zaman şöyle bir şey diyebilirsin. Land sports. Bak. Land sports are. Yine hard da kısa bir sıfat olduğu için. Harder than. Harder than. Neyden daha zor mesela? Hava sporlarından daha zor. Su sporlarından daha zor. Sen su sporlarını seçebilirsin. Land sports are. Harder than water sports şeklinde cevabımızı yazıyoruz. Burada şöyle bir şey daha var. Bak. More interesting, more extreme, safer, harder. Yani burada sen uzun sıfatlarda more, kısa sıfatlarda erik getireceğini unutma. Hatta hani şöyle bir şey vardı hatırlarsın. Ee, young, kısa bir sıfat. Ya da işte slow, yavaş. Ya da işte ne diyebiliriz mesela? Old, genç veya şey eski veyahut da yaşlı. İşte nice, hoş. Bunlar kısa sıfatlar olduğu için Tonguç'un bunlara younger daha genç, slower daha yavaş, older daha yaşlı, daha eski, nicer daha hoş söylüyorduk. Ama eğer böyle uzun sıfatlar olursa işte beautiful gibi veyahut da burada gördüğümüz interesting gibi veyahut da işte başka ne diyebiliriz? İşte eee amusing eğlenceli gibi şeyleri gördüğüm zaman o zaman beautifuler, interestinger demiyoruz da more beautiful, more interesting more amusing eğlenceli şeklinde söylüyoruz. Şimdi bunu kaldırdık devam ediyoruz. Burada bir paragraf yazmış gibi olduk ama bir tane daha yazalım mesela. Ne diyelim? E, ee, da bu sefer e, bak kara sporları su sporlarından daha tehlikeliydi. Hava sporları da su sporlarından daha tehlikeli. O zaman bunu da yazabilirsin. Air sports hava sporları are harder than daha zordur. Neyden daha zor? Bak Hava sporları sporlarından daha zor. Bunu da yazabilirsin. Water sport. Burada önemli olan senin artistik aman değil. Doğru yazman. Doğru yazmak için de mutlaka şu arı unutmaman gerekiyor. Ve uzun sıfatlarda more, kısa sıfatlarda er getirmeyi unutmaman gerekiyor. Tom Şelan'ın benim. Şimdi geldik map örnek yazılı sorusu benzerine. Burada demiş ki read the text below. Aşağıdaki teksti okuyun. Tamam. And label the slice of the pie chart. Buradaki daire grafiğini tamamlayın demiş. Şimdi demiş ki pie chart yani bu e, daire grafiğinde purposes of internet using among the students interneti kullanma sebepleri diyor. Purpose amacı in, öğrenciler arasında. Şimdi Mrs. Brown asked 100 students Bayan Brown 100 tane öğrenciye sormuş at her school okulunda about their main reasons for using the internet. İnterneti yani genel olarak kullanmalarıyla alakalı temel sebepleri sormuş. Here are the results bunlar da sonuçlarmış. Şimdi Burada dikkatli olman lazım. Bak. Ten, half of the ifadeler çok çok önemli. Niye? Ten en azı. O zaman burada yeşilin ten olacağını bilmen lazım mesela. Veyahut da half of the students yarısı diyor. Bak bu dairenin yarısı pembe olacağını bilmen lazım. Ona göre dikkatli olman lazım. Yani birazcık grafik okumak da önemli. Şimdi Ten of the students play video games. Öğrencilerin 10 tanesi video oyunları oynuyormuş. Tamam. O zaman burada Yeşilin video games olacağı belli oldu. Niye? Çünkü bu öyle bir az bir şey yüzde onu gösterir. Video games olduğunu biliyoruz. Hemen burada ne demiş? Green video games diye buraya rahatlıkla yazabiliriz. Bakın, LGS'de de böyle bir soru gelir arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı olun. Yani tamamen grafik okuma sorusu. Çünkü matematikte veri analizi var, Türkçe'de grafik tablo var, e, İngilizce'de bunu birleştiriyorlar. Yani öğrenci her anlamda iyi bir liseye gittiğinde mutlaka grafikleri yorumlayabilsin istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir soru %100 yazılıda sorulacak. Zaten MEB örnek yazılı sorusu benzerlerinde de bunu sormuşlar. Net bir şekilde böyle bir soruları bize sormuşlar. Bak burada Science and Technology diyor. Şöyle çevirelim. Bak burada bir tablomuz var. Burada bir tablomuz var. Böyle soruları bize soruyor. Bak görüyor musunuz? Tablo grafiği. Purposes of internet using among the students şekil yapmış. Şimdi başlayalım. Devam ediyoruz. Şimdi half of the students use the internet for online shopping. Bak Öğrencilerin yarısı, half of the students interneti ne için kullanıyormuş? Tabii ki de online shopping yani online alışveriş için kullanıyormuş. O zaman bu burası da net bir şekilde pembe olacağı artık belli oldu. Niye pembe olacağı belli oldu? Çünkü burada diyor ki yarısı diyor. O zaman buraya pink'in olduğu yere pink pembe demek online shopping yazabiliriz. Tong şeylerdim benim. E zaten geriye de blue kalıyor. Blue'da ne oluyor? Ee, using social media oluyor. Nerede? Video games'i yaptık. Şey de yaptık. Online shopping de yaptık. Gene de bakalım. Do <laughs> do dedim ama yanlış söyledim. The, the students using social media, social media are sosyal medyayı kullanan öğrenciler diyor. Are more than those playing online games. Ha. Sosyal medyayı kullananlar online game oynayanlardan daha fazlaymış. Online game oynayanlar burdu. Online game oynayanlar yani online oyun oynayanlar buradaydı. Ondan daha fazla olan da bu oluyor. Mavi oluyor. O zaman buraya da social medya diyebiliriz. Yani sosyal medya diyebiliriz. O zaman blue'da mavi'de social media oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi %100 yazıda böyle bir soru gelecek. O yüzden mutlaka hazırlıklı olmalıyız Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman bu ünitede biz ne öğrenmiş olduk? Bir bu tarz cümlelere karşı hazırlıklı olmalıyız. Harder mardır, işte daha zordur, daha güvenlidir, daha ilginçtir diye. Bir de bu tarz bir grafiğe karşı hazırlıklı olmalıyız. O zaman bana söyle bakalım o zaman. Şuradaki cümleyi söyleyebiliyor musun? Bir görelim. Ekranları başlayacak arkadaşlar da Tonguç'la beraber onlarda da dikkatli söylesinler. Diyelim ki mesela kara sporları ee, daha güvenli. Daha güvenlidir hava sporlarından diyeceğiz. Kara sporları daha güvenlidir hava sporlarına nasıl deriz? Land sports are safer than all sports. Harikasın. Ata yazalım bu cümleni. Land sports, land sports are safer than neyden? Hava sporlarından. Hemen yazıyorum. Then air sports şeklinde söyledik. Biz zaten bunun benzerini başka bir şekilde su sporları için söylemiştik. Bu sefer de ne dedik? Kara sporları için dedik. Peki şunu söyle bakalım. Ee, su sporları e, su sporları kara sporlarından daha ilginçtir de bakalım. Water sports are more interesting than land sports. E, doğru söyledim ama burada yazıyorum zaten. Water sports are more interesting than land sports. Buradan okudu ama olsun. Okusan da okumasan da doğru söyledin. Water sports are more interesting than land sports. Su sporları 6 tane pointi var, noktası var. Kara sporların 2 tane. Var. O zaman more interesting than land sports dedik. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Peki. Buraya more interesting diyorduk. Buraya more e, ee, ekstrem diyorduk. İşte e, buraya safer diyorduk. Harder ne yapıyorduk Tonguç evladım benim? Harder hocam. Harikasın. Harder şeklinde söylüyoruz. Aferin Tonguç evladım benim diyoruz ve geçiyoruz hemen e, turizm konusuna. Herkes pasaporttan hazırlasın ve şimdi geziyoruz turizm yapıyoruz. Bakalım. Describing places. Yerleri, mekanları tarif ederken Paris was amazing gibi. Paris çok güzel diyebilirsin. Veya Paris was Awesome, harikaydı diyebilirsin. Beautiful diyebilirsin. Fark etmez. Bazen de tercihlerimizi yine az önceki gibi prefer ile söyleyeceğiz. I prefer visiting historical sites. Ben tarihi mekanları ziyaret etmeyi tercih ediyorum. Neye? To urban places. Şehirlere tercih ediyorum. Gerçekten prefer'den sonra sevdiğimiz şeyin geldiğini. Pardon yapamadım. To'dan sonra ise sevmediğimiz şeyin geldiğini bileceğiz. Şimdi Giving explanations and reasons. Açıklamalar ve sebepler veriyoruz. In my opinion bence countryside kırsal yerler is better daha iyi because it is calm. Çünkü sakin diyor. Çok güzel. Burada better'ın ne olduğunu hatırlayalım. Hatırlarsan bak şimdi demiştik ki young gençti younger oluyordu. Old yaşlıydı older oluyordu. Ama good iyi demek bunun good'ur olmuyor. Bunun düzensiz olduğu için better oluyor. Veyahut da bad, better olmuyor da worse oluyor. Buna dikkat etmen lazım. Daha genç, daha yaşlı, daha iyi ve daha kötü şeklinde bilmemiz gerekiyor. Şimdi... E, o zaman burada better derken daha iyi olsun diyor. Hatta better olsun derler ya aslında daha iyi olsun demiş oluyor. <laughs> evet. Bu kötü espriden sonra devam edelim. Şöyle şunu da yaklaşalım. Evet. Talking about experiences. Tecrübe hakkında konuşmaya devam ediyoruz. I have never been to Rome before. Mesela seni Ç e Çin'de bulundun mu Tonguç Hanım? Benim. I have never been to China before. Harika. Çin'de hiç bulunmadın diyor. I have never been to China before. Eğer Çin'de hiç bulunmadıysan böyle demen lazım. I have never been to China before. Bu arkadaşımız da Roma'da bulunmamış. I have never asla hiç bulunmadım Roma'da diyor. Sıkıntı yok. Bulunduysa da I have ever been to Rome diyebilirsin. Bulunduysan I have ever been diyorsun. Bulunmadıysan da I have never been diyorsun. Şimdi Karşılaştırma cümlelerini zaten söylemiştik. More interesting ya da less interesting diyerek uzun sıfatlarda more ile less yapıyorduk. Burada ne demiş? Historical architecture, tarihi binalar, tarihi mimariler is more interesting, daha ilginçtir than modern architecture. Modern mimariden daha ilginçtir diyor ki doğru. Bakalım şimdi. Fill in the blanks into brochure according to the given information. Boşlukları doldurun broşürdeki verilen bilgilere göre diyor. Şimdi burada boşluklar var broşürde. Mesela ne demiş? Bir tane... Ee, burası ne bu? Herhalde Mısır'daki Sphinx'ler galiba. Bakalım. Ha zaten İcip diyor. Tamam. Location'ı soruyor. Yeri soruyor. Bak. Location yer. Accommodation, barınma. Barınma nasıl olacağını soruyor. Transportation, ulaşım. Ulaşımı nasıl olacağını soruyor. Ve aynı zamanda climate, hava nasıl olacak? Yani iklim. Climate, iklim demek. Hava nasıl olacak diyor soruyor. Gel bakalım bunu beraber yapalım şimdi. Diyor ki I have visited Egypt last summer. Ben ziyaret ettim Geçen yaz Egypt, Mısır ziyaret ettim diyor. I went there by plane. Oraya uçakla gittim diyor bak. Uçakla gittim. Mısır'ı ziyaret ettim, uçakla gittim. It was fascinating. Nefes kesiciydi, harikaydı diyor. I saw the pyramids. Piramitleri gördüm diyor. Maşallah. Ama buraya piramitleri seçilmemişler. Biz çizelim şöyle. I have stayed at the hotel. Otelde kaldım bak. Nerede kalmış? Otelde kalmış. Egypt was warm and sunny. Mısır sıcak ve güneşli diyor. Tamam güzel. Şimdi Jim böyle anlatıyor bize artist yapıyor. Şimdi bakalım. Location. Yer neresi Tonguç Elan'ın benim? Egypt. Harikasın hemen yazıyorum. Egypt. Çünkü Mısır'a gitmiş. Güzel. Accommodation barınma. Barınmayı nerede yaptı Tonguç Elan'ın benim? Hotel. Harikasın. Niye? Bak I have at hotel dedi. O zaman buraya da hotel diye yazıyorum. Ismini vermemiş ama otel ismini vermemişim. Otel yazsak yeterli. Sonra ne demiş? Ee, transportation ulaşımı neyle yaptı otobüsle mi gitti trenle mi gitti by plane. harikası bak by plane I went there. o zaman buraya da e, plane yazabiliriz ya da e, by plane yazmamız gerek yok plane yazmamız yeterli the climate iklimi söylemiş iklim nasıl da şey tonguş benim warm and sunny harikasın o zaman yazıyorum warm and sunny sıcak ve güneşli şeklinde yazıyoruz bu soru bence zor bir soru. Böyle bir soru gelirse gerçekten kelime eksiğiniz varsa arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız. Location'ın yer demek. Hani lokasyon paylaşıyoruz ya. Location. Share your location. Lokasyonu paylaş. Yer. Accommodation. Barınma. Otelde mi kaldı? Çadırda mı kaldı? Bunu söylemesi lazım. Transportation. Ulaşım. Uçakla mı gitti? Gemiyle mi gitti? Bunu söylemesi lazım. The climate. iklim nasıldı? Bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. <laughs> LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir. Sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Geldik şimdi Chores ünitesine. Expressing Likes and Dislikes. Hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız şeyleri söyleyeceğiz. I like it, ben hoşlanırım, when bıdı bıdı diyor. I don't like it, when bıdı bıdı. Yani... Böyle olduğu zaman hoşlanırım. böyle olma zaman hoşlanmam şekli ifadeler var bunları birazdan göreceğiz birlikte bir de expressing obligation zorunlu olduğumuz şeyler you must zorundasın set the table masayı kurmak zorundasın diyor mesela ee, ben sana diyorum ki artık az bir zaman kaldı sınava. you must Study Tonguç'um you must study. Ders çalışmalısın diyorum ki sen de zaten şu anda ders çalışıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Bir de expressing responsibilities var. Yani sorumluluklarımızı söylüyoruz. My sister is responsible for taking out the trash. Benim kız kardeşim responsible, sorumludur for taking out the trash. Çöpleri atmaktan sorumludur diyor. Yani herkesin evde sorumlulukları var. Bu kız kardeşinin sorumluluğu da is responsible for taking out the trash çöpleri dışarı atmaktan sorumluymuş. Şimdi gel istersen sorularda nasıl çıkıyor ona bakalım. Demiş ki read the text, metni okuyun. And write the correct names under the pictures. Ve doğru isimleri resimlerin altına yazın diyor. Şimdi burada kim var? Aybüke var. Aybüke konuşuyor bir kere. İsimlerin bir altını şöyle çizelim. Sonra kim var? Sıla var. Sonra Cüneyt var. Sonra Zeynep var. Sonra Musa var. Bayağı kalabalık bir aile. Bakalım ne yapacaklar? Bakalım şimdi. Diyor ki In my family Aybüke konuşuyor. In my family Aybüke böyle konuşur sonuçta. In my family everybody has a responsibility. Ailemde herkesin bir sorumluluğu var diyor. Tamam. Responsibility responsibility sorumluluk demek. Hemen şöyle yazalım. Sorumluluk. Tamam. Herkesin bir sorumluluğu var. My mother annem Sıla is in charge of vacuuming the floor. Annem Sıla yerleri süpürür diyor. Şimdi Burada yerleri süpürmekle alakalı resim var mı? Var. İlk resim. O zaman ne diyeceğiz sonuç herhalde benim? İlk resim Sıla hocam. Evet zaten cevabı söyledim. Sen de artist yapıyorsun. Tamam Sıla'yı yazdık buraya. Sıla'yı yazdık. İlk resim Sıla. Çok güzel. Devam ediyoruz. My father Cüneyt must load and empty the dishwasher. Benim babam Cüneyt doldurmalı ve boşaltmalı bulaşık makinesini diyor. O zaman buraya ne gelecek sonuç herhalde benim? Cüneyt hocam. Tamam Cüneyt'i de buraya yazdık. Cüneyt gerçekten çok güzel bulaşıkları temizliyor. Aferin Cüneyt'e. My sister Zeynep, kız kardeşim Zeynep is responsible for watering the plants. Kız kardeşim Zeynep çiçekleri suluyor diyor. Bitkileri Zeynep suluyor diyor. Zeynep çiçekleri suluyor hocam. Aynen, çiçekleri suluyor. Ya bitki çiçeği fark etmez için. O zaman Zeynep çiçekleri suluyorsa burada bu olmayacağına göre buraya da Zeynep'imizi yazıyoruz. Aferin Zeynep sana. Tamam. Burada plants demiş, bitkiler demiş ama burada çiçekleri suluyor önemli. Bitki, çiçek aynı şey için hiç fark etmez. Artık sonuçta artık geriye Mustafa kaldı. Buraya da Mustafa yazacağız ama bir dakika Mustafa yazamayız. Bu iş Mustafa'ya benzemiyor. Bakalım. Şimdi. My brother Mustafa must set the table. Erkek kardeşi Mustafa masayı kurmak zorunda diyor. Kurmak zorunda. Köle yani başka şansı yok. Şaka tabii. I am responsible for cooking dinner. Ben sorumluyum neyden? For cooking the dinner. Ben akşam yemeğini pişirmekten sorumluyum diyor. O zaman... Buraya ne gelecek Tonguç evladım benim? Aybüke gelir hocam. Harika. O zaman buraya da Aybüke'yi yazıyoruz. Güzel bir şekilde. Sıla vacuuming the floor. Cüneyt must lower and empty the dishwasher. Zeynep watering the plants. Aybüke cooking the dinner. Bu kadar basit. Burada gördüğün gibi net bir şekilde bize kelime soruyor. Cooking the dinner. Akşam yemeği. Watering the plants. Bitkileri sulamak. Loading and emptying the dishwasher. Doldurmak ve boşaltmak bulaşık makinesi. Vacuuming the floor. Bunların her birini bilmemiz gerekiyor. Tonguç eladım şey benim. Şimdi bir map örnek yazılı sorusu benzerimiz var. Diyor ki read the poem. Şiiri okuyun and complete the missing parts with the different suitable chores. Şiiri okuyun ve eksik olan parçaları tamamlayın. Farklı uygun Mesleklerle, işlerle, ev işleriyle diyor. Bakalım. Gerçekten ev işleriyle alakalı bir şiir yazılmış. Biz de bunu bulmaya çalışacağız. Hep beraber bakalım. Zaten örnek yazılı sorusuna geldiği için bunu bilmemiz lazım. In everyday life, her günkü yaşamıza, we have got chores to do. Yapmamız gereken ev işleri vardır diyor. Doğru. Like nokta nokta carpets. That's our task. Carpets'ı biz ne yapmamız lazım? Vakum Yani süpürmemiz lazım. O zaman like vacuuming. Yazıyorum buraya. Vacuuming. Carpets, that's our task. Bu bizim yapmamız gereken bir görevdir diyor. The floor demiş. Bu tabii ki mopping the floor. Mopping the floor, our responsibility. Yani yerleri paspaslamak bizim sorumluluğumuzdur diyor. Shells demiş. Shells, raf. Rafların da tabii ki tuzunu almamız gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Dusting, shelves, a very important duty. Tozları almak önemli bir görevdir diyor. Burada şunu görmüş olduk Tonguç'um. Bak bize ev işleriyle alakalı böyle resim verebilir. LGS'de de yazıldı da. Bunun vacuuming the floor. Bunun loading and emptying the dishwasher. Bunun watering the plants. Bunun cooking the dinner olduğunu bilmemiz lazım. Bak. Veyahut da carpet halıyı da yere de süpebilsin. Bazen de şöyle paspas resim verir. LGS'de de çıkıyor bu çünkü. Paspas verir. O zaman mopping the floor olduğunu bilmelisin. Bir tane raf verir. Raftan kitapların arasındaki tozları alman ister. Dusting the shells demen gerektiğini unutmaman gerekiyor Tonguç'u. Şimdi gelelim başka bir soruya. Demiş ki what are you bıdı, bıdı for? Sen ne, ne içinsin diyor ama ne olduğunu cevaptan anlayacağız. Keeping my room tidy. Odamı düzgün tutmalıyım, düzenli tutmalıyım diyor. O zaman respectful saygılı demek. Sen ne için saygılısın anlamsız oluyor. Honest dürüst demek. Bu da alakası bir kelime. Responsible sorumlu demek. Ha. O zaman what are you responsible for diyebiliriz. Sen neyden sorumlusun? Ben tabii ki de işte odamı düzenlemekten sorumluyum diyor. Important da önemli demek. Bunun da burada alakası yok Tonguç Ela'dım benim. Direkt gördüğün gibi kelime bilgisi. Buradaki kelimenin anlamını bilsen bu tak tak bitiyor. Geldik science ünitesine. Burada describing the actions happening currently. Şu anda olan olayları açıklamamız gerekiyor. Mesela demiş ki I am preparing. Burada şu çok önemli Tonguç'um. İngilizce'de bir zaman tablosu çizdiğimizde şu anda yaptığımız şeylere now ya da at the moment ya da işte today gibi zarflar kullanıyoruz. Yani şimdi, şu anda, bugün gibi. Şimdi sen sözlüğe baktığın zaman, sözlüğe baktığın zaman ben I demek, işte sen, you demek, işte o, he demek erkekler için. Veyahut da işte Ayşe diyebilir. Şimdi, veyahut da burada ben, sen, o'yu öğrendin. Peki, fiiller var. Mesela go, gitmek, ya da work, çalışmak, ya da study, işte ders çalışmak, ya da eat, yemek yemek, tamam. Şimdi, sen eğer burada now, at the moment, today gibi ifadeleri gördüysen, yani şimdiki zamanı görsen şöyle yapman gerekiyor. Bir kere emizar getirmen gerekiyor ifadenin yanına. Yani I am, you are, he is, Ayşe is demen gerekiyor. Ve fiillerin sonuna da I'm going, you are working, he is studying, Ayşe is eating demen gerekiyor. Bu gramer. Fakat bunu sormuyorlar bize sınavda. Sınavda bize sordukları genelde böyle kelimeler. Fakat yine de ben burada sana göstermek istedim. Çünkü I'm preparing ne demek? Hazırlıyorum demek. E, prepare hazırlamak ama hazırlığı yorumun anlamını nasıl kazandırdığını sana göstermek istedim. I am preparing a science project at the moment. Ben şu anda bir fen projesi hazırlıyorum diyor. Bir de geçmiş zaman var. Past events. Burada da tabii ki fiilin sonuna düzenliyse ED takısı getireceğiz. Bu nasıl oluyor? Şimdi work study dedik ya. Şimdi burada geçmiş zaman olduğu zaman da sonuç benim. Sen eğer diyelim ki yesterday dedi yani dün dedi ve hatta last week dedi. Geçen hafta dedi. Ya da last month dedi. Geçen ay dedi. İşte in 19 45 dedi. 1945 dedi. Bunlar geçmiş zaman olduğu için sen düzenli fiillerdi. Fiillerimiz neydi? Work vardı mesela. Veyahut da study vardı. İşte, işte play diyebiliriz. İşte stay, kalmak diyebiliriz. Bunlar düzenli fiiller. Bir de düzensiz fiillerimiz var. Go, eat gibi. Şimdi onlar nasıl olacağını göstereceğim. Sen eğer düzenli fiil varsa sonra id takı getiriyorsun. Worked. Bu kadar. I'da da, you'da da, he'de de, we'de de, she'de de hepsine id takısı geliyor. Böyle emzara gerek yok. Study, study oluyor. Play, play oluyor. Stay, stay oluyor. Go, tamamen değişiyor. Vent oluyor. Eat, tamamen değişiyor. Eat oluyor. İşte bunlar düzensiz fiiller oluyor. Şu sonra id takısı gelenler ise düzenli fiil oluyor. Tonkuş şey evladım. Burada da invent... Düzenli bir filo olduğu için invented olmuş. Bitti gitti. Graham Bell telefonu icat etmiş. Şimdi bakalım hep beraber bulalım. Şimdi. Read the text and answer the questions. Teksti okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Yazıda böyle bir soru %100 gelecek. Nasıl yapılacağını şimdi takdirle gösteriyorum. LGS'de de gelebilir. Buradaki yöntemimiz şu. Kelimeyi paragrafta bulma yöntemine gideceğiz. Şimdi demiş ki. Hiç buraya okumana gerek yok. When and where was Marie Curie born? Ne zaman ve nerede doğdu Marie Curie diyor. Şimdi sen Marie Curie gördün mü? Tamam. Bak, was born ifadesine gördün. Bak, Marie Curie was born in Poland in 1867. Ha, Polonya'da 1867'de doğmuş. When 1867, where in Poland. O zaman diyeceksin ki buraya ilk başta when'i sorduğu için in 1867, 1867'de ve in Poland diyebilirsin. Cevap bu kadar. Bunu yazdın doğru. Ama eee artistik olsun diye she was born in 1867 in Poland da diyebilirsin. Senin sorun neydi? Ne zaman nerede doğdu? 1867'de Polonya'da doğdu demek bu. Ama sen she was born'u da ekleyebilirsin. How many Nobel Prize did she win? Şimdi kaç tane Nobel ödülü kazandı diyor. Şimdi buradaki anahtar kelimemiz ne? Nobel Prize yani Nobel ödülü. Hemen buradan Nobel ödülünü arıyoruz. Two Nobel Prizes. Harikasın bak hemen buldun. Two Nobel Prizes. Niye bak burada yazıyor Two Nobel. O zaman diyeceksin ki bu kadar basit. Two Nobel Prizes. İki tane Nobel ödülü kazanmış. Ve ardından da istersen She won kazandı. Two Nobel Prizes'a diyebilirsin. Bu kadar basit. Şimdi nerede doğdu dediğinde ister 1867 Polonya'da diyebilirsin. İsterse She was born ee, 1867 Polonya'da diyebilirsin She was born in Poland in e, 1867. Böyle de olur. Bunu da diyebiliriz. Yani illa veni veri sonra da diyebiliriz. Mesela şöyle. Senin cevabına ne dedin? She was born in Poland in 1867 dedin. Bunu bundan önce söyledin. Niye? Çünkü adam burada böyle yazmış. Burada böyle yazıyorsa ben bunu aynen böyle yazabilirim diyebilirsin. Ama önce Venice orada hiç takılmaz hoca ona. Der ki ya Polonya'da 1867'de doğdu. 1867'de Polonya'da doğdu. Buna takılmaz. Senin cevabın da doğru. Bu da doğru. Two Nobel Prize desen de doğru. Az önce iki tane Nobel ödedi. Bitti bu da doğru. Devam ediyoruz. Why did she face challenges? Ha, ile challenge karşılaşmış. Hemen o zaman challenge kelimesini arıyoruz. Challenge kelimesi nerede? La, la 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 la. Ha burada challenge. Bakalım. She faced challenges... Because she was a woman. Çünkü kadınmış hocam. Harikasın. Çünkü kadın. Bak burada söylüyor. She faced challenge because çünkü she was a woman. Bir kadındı. But she inspired many people. Fakat birçok insana da ilham oldu diyor. O zaman why did she diyor bak. Why gördüğün zaman hemen yapman gereken şey anahtar kelime because. Why ve be because birbirinin sevgilisidir. Çünkü biri niçin der? Biri de çünkü der. Neden? Çünkü. Niye? Çünkü. Niçin? Çünkü. Ne diye? Çünkü bu kadar basit. Why'ı görünce because arayacaksın. Because var. O zaman because diyeceksin. Ee, because she because she was a woman. Bu kadar basit. She was a woman. Artistlik yapmak istiyorsan şöyle diyebilirsin. She faced Şurayı aynen yazabilirsin. She faced challenge because she was a woman da diyebilirsin. Hatta bunu yazmaz daha kolay. Uzun oluyor ama sonuç aynen buradan hop copy paste yapıyorsun. Because she was a woman da yeterli bir cevap. Devam ediyoruz. Why did she die? Neden öldü diyor. Radyasyondan ölmüş hocam. Oo, sen benden önce okudun o zaman buraya bakalım. Ben daha okumadım oraya bakalım. She died in 1934 because of radiation. Ha, doğru söyledin oğlum. Radyasyondan ölmüş. Allah rahmet eylesin. Gerçekten bilim insanı İnsanlar için bir şeyler bunlara çalışıyor ama radyasyondan ölüyor. O zaman ne diyeceğiz? She died öldü. Bunu yazmaya da bilirsin. Because of radiation ne diyebilirsin? Because of radiation yani radyasyondan dolayı öldü. Bunu yazabilirsin ya da she died because of radiation da diyebilirsin. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademide tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Şimdi demiş ki e, buradaki isim doğru isimleri yazın icatların onların açıklamalarına göre diyor. Bakalım. A tool that shows which direction is north, south, east and west. Ha, şimdi burada bize neyi soruyor? Pusulayı soruyor. Pusulanın İngilizcesi nedir Tolmuş şey Ela'dım benim? Pulsar. Harikasın. O zaman bak north, south, east And West. O zaman pulsar. Aferin. Tebrik ediyorum senin Pulsar. Pusula demek bunu yazdık. Ama şunu da söyleyelim. Biz hani pulsarı bileceksin. Aferin. Ama şu da var ki e, LGS İngilizce'de compass yani bunu kullanman gerekiyor. Dolayısıyla senin pulsar cevabın pusula ama biz LGS kazanımlara baktığımızda Milletin Bakanlığı'nın Science Ünitesi'nde pulsar yerine compass kelimesini kullandığını görüyoruz. Hatta burada yazılı notlarını da aldık. O yüzden mutlaka kompels kelimesini aklına tutmalısın pusula tamam mı? Şimdi pulsar da olur. Hoca aa, yanlış yazdın demez ama kompels LGS çıkarsa şaşırma diye kompels de bilgi için. Devam ediyoruz. A machine that makes it easy and fast to print books and newspapers. Ha. Bir makine kolaylaştırıyormuş ve hızlı yapıyormuş to print baskı yapmayı books and newspapers. Kitap ve e gazete çıkarmayı, baskılamayı kolaylaştıran makine nedir Tongçeralı benim? Matbaa. Evet ama buraya matbaa yazamayacağımız için matbaanın İngilizcesini söylüyorum. Printing press. Printing press matbaa makinesi oluyor. Matbaa yani. Devam ediyoruz. A machine that uses steam to do work like powering trains or factories. Trenlerin ve fabrikaların çalışmasını sağlayan buharlı makine diyor. Bu da tabii ki buhar motoru, lokomotif diyebiliriz. O zaman steam engine oluyor. Bu da buhar motoru. Engine motor demek, steam diyor, buhar demek. A rubber covering for wheels that makes vehicles move smoothly and safely. Bak, vehicles araç demek. Vehicles move smoothly and safely. Araçların tekerlerinin daha düz ve güvenli bir şekilde dönmesini sağlayan kauçuk diyor. Dolayısıyla nedir bu da? Tekerlek oluyor. Yani tire tekerlek oluyor. Burada sen wheels'dan tire yakalaman lazım. Steam'den Steam Engine'i, e, print Print'ten Printing Press'i, North, South, East, West'ten de Compass'i yakalaman gerekiyor. Tonguş eladım benim. Şimdi geldik map örnek yazılı sorusu benzerine. Choose an invention or a discovery. Bir icat ya da keşif seçin. Biliyorsun icat yoktan oluyor yani. Adam mesela ampul icat ediyor. Invention icat demek. Discovery ise keşif. Amerika'yı keşfediyor. Mikrobu keşfediyor. Zaten olan bir şey. Doğada olan bir şeyi keşfediyor. Allah'ın yarattığı bir şeyi keşfediyor. Şimdi şöyle birazcık yaklaşalım. Evet. Demiş ki write down a short paragraph. Kısa bir paragraf yazın. About why it is important. Niçin önemli? How it is useful. Nasıl kullanışlı? When and where we use it. Ne zaman ve nerede kullanacağız? Wow. Bakalım bir tane örnek vermiş. Example. Örnek. Telefon is a very important invention. Telefon çok önemli bir icattır. It changed how we communicate. O değiştirdi nasıl iletişim kurduğumuzu. We can use it anytime we want and anywhere we want. Biz onu kullanabiliriz istediğimiz zaman istediğimiz yerde. With telephone telefon sayesinde we can keep in touch with our loved ones. Biz sevdiklerimizle Keep in touch. Yani iletişimde kalabiliriz diyor. Şimdi bu gerçekten kazı bir soru. Ama buna karşı senin yazılıda çıkacağı için hazırlıklı olman gerekiyor. Buradaki kelimeleri bilip buna benzer bir metin hazırlaman gerekiyor. Biz de yazılıda gelebileceği için bunu şimdi sizler için hazırladık. Şimdi birincisi mesela diyebilirsiniz ki internet. Yani genela internet diyeceksin tamam mı? Buradaki cümleyi aynen sen de kullanabilirsin. Internet is the veya is very important diyebilirsin. Aslında en önemli olduğu için internet is the most important... En önemli e, invention. Çok önemli bir icat. Gerçekten şu an internet olmasa her şey birbirine girecek değil mi? Şu anda biz bile bu videoyu size internetle ulaştırıyoruz. Genel ailene. Internet is the most important invention. Burada telefon is a very important demiş. Sen the most important diyebilirsin. Ya da internet is a very important invention da diyebilirsin. Hiç fark etmez. Yani buraya telefonu silip internet genel ağda yazabilirsin. It changed how we communicate demişti. Sen de e, şöyle diyebilirsin. It change how we communicate internet doğru. Ama sen kendince bir cümle kurmak için şöyle bir şey diyebilirsin. We can we can have fun eğlenebiliriz diyebilirsin. Virgül we can gather information hani paragraf uzun olsun diye direkt bir kez daha we can yazıyor. We can gather information yani bilgi toplayabiliriz diyebilirsin. Başka we can ...socialize yani sosyalleşebiliyoruz... ...sonuçta Instagram, WhatsApp hepsi... ...internette socialize... ...sosyalleşebiliyoruz... Ee, ...ne sayesinde internet sayesinde... ...thanks to... ...internet diyebilirsin... ...veya bunu başa da yazabilirsin... ...thanks to internet... ...we can have fun, we can gather information, we can socialize diyebilirsin... ...şimdi... ...devam ediyorum... İnternetten önce... ...ne vardı ne yoktu onu bilmemiz lazım... ...mesela before the internet, internetten önce ne vardı... People had to spend more time on paying the bills, finding a recipe etc. Yani faturaları ödemek için ya da bir tarif bulmak için çok uğraşıyorlardı. Dolayısıyla sen bunu da söyleyebilirsin. Diyebilirsin ki we can yine bak doğru yazman çok önemli. Önemli olan artık yapmak değil. We can pay our bills. Faturalarımızı ödeyebiliriz diyebilirsin. Başka mesela oyun oynayabiliyoruz. We can play online Games diyebilirsin. Yani internetten yapabildiğin her şeyi bak. Ben olsam internetçi yazarım sana. Çünkü internet hepinizin milli bir şey. İnternetle alakalı kelimeler işte social media, online games. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Hatta en önemli şeyi unuttuk. We can make shopping de diyebilirsin. Şimdi şunu söyleyebilir arkadaşlar. Hocam hepsine we can, we can yazdık. Arkadaşlar yazılı da hoca sizin doğru yazdığınız cümleye puan veriyor. Yepyeni orijinal sıra dışı fikirlerinizi hayır hayır doğru olması önemli. Sen yeni bir fikir yapayım derken mesela before the internet people had to spend more time on paying the bills finding a recipe etc. Yani bunu dersin ama ya diyemezsen ya hata yaparsan o yüzden we can we can bunları yapabiliyoruz diyebilirsin internet hakkında. Şimdi nerede kullanıyoruz nasıl kullanıyoruz bunların hepsini söylemiş olduk. Şimdi geldik bir test sorumuza. What do you think of bıdı bıdı Demiş ki, I think it will take the place of television one day. Bence o bir gün televizyonun yerini alacak diyor. Şimdi, chemical substance, virtual reality, artificial organ ve excavation area. Burada chemical substance kimyasal madde demek. Yani buraya yazıyorum. Chemical substance kimyasal madde. Virtual reality Tabii ki sanal gerçeklik demek. Sanal gerçeklik zor bir soru sormuşuz. Baya ilginç kelimeler var. Artificial organ yapay organ. Artificial intelligence yapay zeka demek. Yani AI var ya şimdi herkesin konuştuğu. Artificial organ da yapay organ demek. Devam ediyoruz. Excavation araya da kazı alanı. Yani bu tarihi alanlar. Şimdi bu bir kere saçma sapan bir şey. Yani televizyonun yerini kazı alanlar almaz. Yapay organlar da almaz. Muhtemelen sanal gerçeklik alacak. Yani kimyasal maddeler de almayacağına göre sanal gerçeklik doğru cevabımız oluyor Tonguç Elan'ı benim. Şimdi mükemmel bir şekilde ve detaylı bir şekilde sana map İngilizce yazılı sorularının benzerleriyle güzel bir yazılı provası hazır. Bak görüyor musun Hep böyle sormuş. Tatile gittin ne yaparsın? İşte bir e, patent enstitüsüyle alakalı bir şey yazmış. Boşlukları doldur demiş. O yüzden mutlaka yazılı notlarındaki kelime çalışmalarını yapman gerekiyor Tonguç'um. Ve burada bizim yazılı uyguladığımız cümlelerin benzerlerini sen de yazmalısın ki sınavda çıkarsa patlama. Burada yazılı notlarında hangi sayfaları çalışacağını söyleyeyim. Ee, sayfa net bir şekilde 151'den başlayacaksın. 151'den başlayıp 152. sayfadan da başlayabilirsin. Kelimelerden güzel güzel çalışıyorsun. Sayfa kaça kadar hemen söyleyeyim yazılı notlarında. Sayfa 160... 770 de varmış pardon az söyledik. 174'e kadar Natural Force'a çalışmana gerek yok. Ama bir de bunun haricinde yazılı denemelerinde de yine hemen sayfaları söylemek istiyorum Tonguç'um. Yazı Bu arada hemen şimdi arkadaşlar bu speaking ve listening alakalı da taktikler vereceğim. O yüzden dikkatli dinleyin burayı da. Ee, yazılı denemelerinde de sayfa 123'ten sayfa kaça kadar hemen söylüyorum. Sayfa 130'a kadar çalışmamız gerekecek bak. Burada mesela yazmışız vacuuming the grass mesela. İşte Loading and emptying the washing machine. İşte mopping the floor. Feeding the dog. Bunların her biri birer iş. Household chores. Bunları güzel bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Şimdi hemen şunu da gösterelim. Ardından dersimizi bitirelim. Arkadaşlar sınavda size listening sorduklarında yapmanız gereken şey şu. Anahtar kelimelere dikkat edeceksiniz. Yani sayılar, tarihler, rakamlar, e, özel isimler çok önemli. Yani January, February, March, April, May, June, July, Ağustos, September, October, November, December gibi ayların ne olduğunu bilin onları sorabilir. Tarihleri sorabilir yani dolayısıyla. Bir de özel isimler şey Kevin, Abdullah, Öz, Osman, Emre, Zümra neyse onlarla alakalı bir şey söylediği zaman kulağınızı dört açın buralar değerli. Speaking'de zaten konuşmanız için metinler hazırlamanıza izin veriyorlar. Önceden bir çalışma yapıyorsunuz ama eğer soru cevap şeklinde olursa. Bu durumda sakin ve güvenli olmak için kısa cevaplar verin arkadaşlar. Yani sakın lafı uzatmayın. En basit soruyu bile sorsa yani what is your name dediği zaman my name is diye başlamanız gerek yok. Mesela what is your name Tonguç pardon ismini söylemiş oldum. What is your name? Tonguç Tonguç oğlum. Bu kadar. Tonguç Tonguç ol deyin. Bu kadar. Yani my name is Tonguç demene gerek. Tonguç Tonguç oldu. Bitti gitti. Yani kaç yaşındasın? 13. Bitti. 13 yaşından bitti gitti. Daha uzatmana gerek yok. Açık konuşun. Basit bir dil kullanın. Göz teması kurduğunuzda soru cevaplarda rahatlıkla yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman artık e, ödül sorumuza geldik. İnşallah hem LGS'de kelime bilginizi artırarak hem de yazılarda en yüksek notlar alacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.